Son birkaç gündür AKP ile muhalefet arasında büyük bir tartışma var. AKP bir takım iyileştirmeler yapıyor biliyorsunuz işte KYK borçlarıdır, EYT meseleleridir, asgari ücrete ikinci bir zamdır vesaire vesaire. Muhalefet de diyor ki önceden biz bunları talep etmiştik diyor propaganda yapıyor. AKP içerisinde de büyük bir tartışma başladı. Acaba muhalefete içimizden birileri bilgi mi sızdırıyor? Bu iddialar ayyuka çıkmış durumdaydı ki Özlem Gürses CHP'ye yakınlığıyla bilinen isim kendisi muhalefete bürokrasiden bazı isimlerin bilgi sızdırdığını öne sürdü. Ve şunları söyledi. Bürokrasiden CHP'ye altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar. Kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınıyor. Bu kapsamda bir takım adımlar muhalefete önceden bildiriliyor diyor. Bütün internet sitelerinde de şu an Özlem Gürses'in bu sözleri haber olmuş durumda. Şimdi herkes muhalefete bilgi sızdırıp AKP'ye ihanet eden çevreleri merak ediyor. Muhalefetin hakkını başına alması lazım. Eğer bu iddia doğruysa bugün AKP'ye ihanet eden kişiler farklı bir gemiye geçmenin yollarını arıyorlar. 18-19 sene bu adamların içlerinde kalmışlar. Farklı bir kesim iktidar olursa diye şimdiden kendilerine yer ediniyorlar. Eğer AKP'ye ihanet edip AKP'yi yarı yolda bırakanları siz yanınıza geminizle alırsanız zaten size yazıklar olsun. Bugün AKP'ye ihanet eden her kim varsa yarın size de ihanet ederler. Ama sizin böyle bir derdiniz yok. Cumhur İttifakı'nın ne kadar kalıntısı varsa, AKP'nin ne kadar kalıntısı varsa baş köşeye o tutturup dostumuz diyorsunuz. Oysa onlar sizin dostunuz değil. Onlar çıkarcı çevreler.